4 malzemeden oluşan lezzetli bir kurabiye. 2 paket yulaflı bisküviye ihtiyacımız var. 1 çay bardağı toz Antep fıstığına ihtiyacımız var. 1 çay bardağı pudra şekerine ihtiyacımız var. 2 adet yumurta akı, 1 paket sütlü çikolata, 1 pakette bitter çikolataya ihtiyacımız olacak. Bir de kap çıkarım ben. Şuradan koyalım. Çıkarsam olur mu? Olur. Hiç dert değil. Alabilirsin. Evet, tam tünümüz bir yerde pişiyor. Bir yerde de harika bir kek yapıyoruz. Kek yapıyoruz, kurabiye yapıyoruz. Çeki. Valla başım şey oldu, tarifler zor. Evet, buyurun. Blender alacağım. Tamam. Rondo, şey, blender değil, rondo. Doğramak için şuradan dur canım. Al sen. Dur hemen. Hoppa. Al şu. Soğanda. Sevacığım, bunların ikisini yan yana koydum. Bitlerin ve sütlü. Açabilir miyiz? Tamam. Buyurun. İki tane burada burçak bisküvimiz var. Bunları şimdi blender edeceğim. Alt yazı olarak da akıyor tarifimizin malzeme listesi. Tamam. Bunu hepsini alır mı bir daha? Pratik böyle unsuz bir kurabiye değil mi? Evet. Çok enteresan. Hiç bayatlamıyor. Günlerce duruyor. Günlerce. Hem gelen... yulaflı olduğu için evet. Kalorisi de düşük. Hiç bayatlamayan. Tamam. Ben Serpil, bu niye dönmüyor aşkım? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, o şey gevşemiş. Demiri. Hemen tamir ettim. Ben bu arada malzemesini koyayım. Aynen, siz hiç malzemesini zaten hepsi aynı yerde. Burada fıstığını koydunuz. Burada pudra şekerimiz var. Pudra şekeri, fıstığı. Burada yumurta aklarını alacağım. Al kuzum sen bunu. Sen bisküvilerini şeytir tatlım. Yes. Şöyle yumurta akları. Olmuyor Serpil'cim, bozulmuş canım. Olmadı mı? Yok aşkım. Neyse, elimle ben ufalarım onu. Buzlu poşetlere koyayım merdaneyle çiğneyim onu ben. Eskiden ronda mı varmış ya? Allah nasıl getirdi? Bak önümüze çıkardı, görüyor musun? Bu buz değil mi? Onun bile ki şimdi yayında. Canlı yayın heyecanı efendim. Rondo da heyecanlanabilir. Dur sana merdaneyi vereceğim. Gerek yok. Gerek yok, böyle yapıyorum zaten. Şunları yok edeyim ki elimizde. Anne usulü bisküvileri şöyle güzelce ufalıyoruz. Zaten hamur şeklinde yoğuracağımız için şey yapmaya gerek yok hani. Çok böyle ufalamaya da gerek yok bence. Döküyorum içine. Dökün. Siz elle iyice yoğurursunuz. Tamam. Şöyle güzelce hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Bisküvilerimizi un haline getirdik. İçerisine fıstığını, yumurtasını ekledik. Birçok şey bu kadar lezzetli olmaz. Gerçekten bu böyle pratik şeyler o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki bayılıyor çocuklar. Yani, büyükler kahve yanına ikramlık olarak. İçerisindeki zaten fıstık yeter değil mi efendim? Evet, çok güzel. Nasıl bir aroma verir? Bir misafiriniz geldiği zaman da hemen yapabileceğiniz bir tarif. Evet, bir misafir geldiğinde de dediğiniz gibi. Hemen tepsimizi alalım. Oh! Harmanlama işlemi tamamdır. Süper. Altını da açtık. Tepsiyi veriyorum ben size. Evet. Bugün. Olacak bir şey yemek yediniz. Al tatlım. Kesik mi? Evet, gördüğünüz üzere gerçekten sanki un koymuş gibi çok güzel bir hamur oldu. Şimdi nasıl şekillendirme yapacağız? Yuvarlak şekil vereceğim şu an. Pişecek mi? Birazcık, 8 dakika, çok basit. Ha, yani kolay dakika, böyle pişireceğiz kolay. Bir de. Evet, şu şekilde yuvarlıyorum.
İçinde yumurta olduğu için yumurta herhalde akı, orada. Evet şu şekilde. Yumurta sarılarını kullanmıyoruz. Onları kullanmıyoruz. Yumurta akları tutucu özelliğinden faydalanacağız. Hiç böyle üstüne falan bastırıyor muyuz? Yok, gerek yok. Şöyle hafif bastıralım. Üstüne belki bir bardak hafiften. Çay geldi mi? O bir su bardağı mı? Bir su bardağı. Sulandırabiliriz. Tamam. Şu şekilde. Yardım edebilirsiniz. Daha çabuk olsun diye. Vaktimiz kısıttı. Şöyle döndürüyorum. Bu şekilde. Şöyle. Güzelce. Hiç bayatlamıyor gerçekten. Günlerce, bir ay bile kalabiliyor. Tamamdır. İçinde de hiçbir şey yoktu. Yok, sayalım mı neler olduğunu bir kere daha? Ben sayayım. İki tane burçak bisküvisi var. İki tane yumurtanın akı var. Yulaflı bisküvimiz. Evet, yulaflı. Toz fıstığımız var. Bir de pudra şekerimiz var. Çok güzel. Bu kadar az malzemeyle diyorsun. Çok az malzemeli. Bayatlamayan, gayet kıyır kıyır kalan. Evet. Aslında yani bisküvi tadında bir. Çok güzel, lezzet. Evet. Bir de böyle şey, ıslak ıslak yerken. Öyle mi? İçi evet, daha evet, böyle çok böyle ıslak. Islak ıslak çok hoş. Böyle harika. Baklava gibi de mi desem ki, öyle bir tadı da baklava var. Baklava lezzetinde. Evet. Ay çok merak ettim. Bak hele. Çok merak ettim. Birazdan pişsin de görelim evet, sonucu. 8 dakika çok kolay yani şey. Fırınımız orada açık. Kaç derecelik hemen, fırına vereceğiz? 180 derece olsun. Bir de şey. Bu hazır. Hemen bunu eritelim. Çikolatasını da eritelim. Hazır mı aşkım? Hazır, sağdaki fırınımız hazır. Tamam, hemen kurabiyeleri verelim. Ekran başına söyleyelim. Kaç derecede pişiriyoruz Sema Hanım? 180 derece. Tamam. Hemen keki de çırpalım. 180 derecelik fırında 601 ayarda Sema Hanım evet, dedi ki 8 dakika pişiriyoruz efendim. Hemen çikolatasını eritelim. Baklava mı desem dedi. İçi ıslak ıslak dedi. Bakacağız efendim. Herkes bir şeyler söylüyor ama piştikten sonra, tadına baktıktan sonra biz söylüyoruz. Bayılacaksınız. Yani bak çok bayılacaksınız güzel. Diyor. İnşallah bayılacağız. Efendim geldik 8 dakika kurabiyesi. Evet. Gerçekten 8 dakikaya yakışır bir kurabiye oldu. Tamam, koyun. Nermin'in enfes mutfağında. Bakın efendim. Yumuşacık. Çok güzel bir olmuş. Bir sunum kabı. Yuvarlakları vereyim mi Nermin? Ha bak şunu. O bana uyar. Şunu. O bana uyar. Elim ıslak. Şunu vereyim sana aşkım. Bunlar biraz bekleyince tabii şey oluyor. Tabii tabii, biz beklemiyoruz. Biz beklemiyoruz. Artık giriyoruz. Şu şekilde. Allah'ım yarabbim. Nermin'in enfes mutfağının şöyle ben de daldırayım. Bak. Bak efendim. Aman spatula. Bol. Bak. Nasıl güzel. Nasıl tatlı. Nasıl mütevazi bir tatlı. İçinde fıstık olduğu için galiba. Allah'ım fıstık nerede? Ay, burada. Ellerimiz. Fıstık atmam lazım. Evet. Şekilde. Bak. Oldu mu Yüksel? Yüksel Bey'in de benim de içimiz rahat. Yüksel oldu mu? Bak ekran yakın çek. Yakın çek şu kon. Böyle bir şey görmediniz. 5 dakika kurabiyesi. Bu kokuyu her çocuk hak ediyor efendim. Şu an anneler için. Biraz ellerimiz bata öğrenciyse oluyor ama. Çocuğunuz 4'e 5'e kadar vaktiniz var efendim. Biz bir 10 dakikaya 5 dakikaya programı bitiriyoruz. Hemen bu malzemelerle şimşak çocuklarımıza bu lezzeti hazırlıyoruz. Bak rica ediyorum. Fotoğrafları da Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamıza atıyorsunuz. Ben de bizzat sizinle paylaşacağım. Kimler yaptı bakalım bu güzelliği. Çok sıkıştırmayalım. Tamam. Bol dursun. Bir de bu bereketli şöyle. Biliyor musun? Evet yani şey. Bayağı bereketli. Aa, şuna koysaydık onları Nermin. Neyi? Kurabiyelerimizi. Getir koyayım Serpil, seni mi kıracağım? Ver tatlışkom. Al sen. Ben orayı alacağım şeyi. Şöyle. Bak. Bizim Tuğba bugün herkese Tuğba diyoruz. Vallahi kıza sürekli Tuğba diyorum Sema. Zafer bıçak kazananı açıkladım. Sosyal medyamızda paylaşır mısın? Nermin'in Enfes Mutfağı'nı takip etmeyen herkesin lütfen takip etsin. Orada bıçak kazananı da açıkladık. Kaçıranlar var ise efendim. Hemen. Zafer'in paylaşımıyla birazdan görecekler. Geçelim. Salatayı yapabilecek miyiz?
Soteleyecek yok, girmiyoruz ama, efendim. Son 5 dakika sotelenme evet. işlemlerimiz var. Salatamızı başka zamana yapacağız inşallah. Çok maharetli, çok eli çabuksunuz. Bir sürü tarif yaptık yani. Kekimiz fırında pişiyor. Fıstıksız olmaz. Alayım canım, sen bunu fıstık, ver. Sen ellerini yıka. Her evin bir fıstığı vardır. Bizim evin fıstığı Melike. Serpil. Bizde yok Mermi. Sensin. Mutlu oldun değil mi? Evet. Ya bir de şöyle gözünü süzmüyor mu ya? Bir de şu ay. Ay beklemiyordum. Bir an böyle şey oldu. Sensin Serpil. Vallahi bizim evin fıstığı Melike. Ya çok bir şey yok. Çünkü benden iki oğlan. Allah, sunum tabaklarımız oluşum. Efsane. Maviş. Maşallah. 4 malzemeli kurabiye yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.